Evet, öncelikle Bandırma Koma ailesine bugün bizim üniversitede ziyaret ettiği için ve böyle bir fırsat verdiği için teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bu sormuş olduğunuz soruda iki kısım var. Yani hem akademik yaşam hem de Bandırma 17 Üniversitesi'ndeki durumumla ilgili soru yönelttiniz. Onu ikiye ayırarak cevap vereyim uygun görürseniz. Şöyle söyleyebilirim. Şimdi sizin sorunuzdan sonra acaba ben akademik yaşama nasıl ayak attım diye düşündüğümde ilk defa üniversite sınavına girdik. 1988 yılında sınav sonuçları açıklandı. İşte o zaman gazeteden bakıyoruz sınav sonuçlarına. Sınav sonucuna baktım. İşte İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü. Biraz belki daha farklı bölümler de bekliyordum. Tercihlerim vardı. Ondan sonra eve geçtim. Evde babamla birlikte konuşurken babam dedi ki belki dedi üniversitede de asistan kalırsın. Aslında benim yani üniversitede akademisyen olma belki de hedefim ilk o gün başladı. Yani üniversiteyi kazandığım gün babamla birlikte yaptığımız bu sohbet üzerine dedim neden olmasın acaba? Daha ilk günden itibaren üniversitede belki araştırma görevlisi olarak kalabilirim diye düşünerek yani o şekilde hareket ettim. Yani üniversiteyi kazandığım gün aslında akademisyenliğe başladığım gün desem belki de yanlış söylemiş olmayacağım. Buradan babamın da kulaklarını çınlatmış oldum. Üniversiteye girdik. İşte İktisat Fakültesi İstanbul'da. Sonra fakültemizi bitirdik. Arkasından yüksek lisans doktora derken yani genelde fakültede özellikle üniversite eğitimi lisans ve lisansüstü olmak üzere İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamlamış oldum Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde. İktisat Fakültesi lisansımı bitirirken özellikle geleceğe yönelik de tabii ki hazırlıklarımızı da sürdürdük ve benim hedefimde akademisyen olmak var olduğu için ben hemen üniversite sınavı biter bitmez tabii ki akademisyen olmak üzere açılan sınavlara girdim. Burada benim ilk hedefim İstanbul Üniversitesi, kendi fakültemde araştırma görevlisi olmaktı. O ilk başta kısmet olmadı çünkü o dönem için diyelim ki beklediğimiz sınav açılamadı. Ben ilk Sakarya Üniversitesi'nde hemen mezun olur olmaz açılan bir sınava müracaat ettim ve o sınavı kazandım. Yüksek lisans ve doktora yaparken 3 yıl Sakarya Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştım aynı zamanda. 3 yılın sonunda kendi üniversitemde yani İktisat Fakültesi'nde yeni bir araştırma görevlisi sınavı açılınca oraya müracaat ettim ve kabul gördüm. Yani 3 yıl sonra kendi üniversiteme mezun olduğum yere akademisyen olarak başlamış oldum. O günden beri de ta ki Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde göreve başlayana kadar İstanbul Üniversitesi'nde öncelikle araştırma görevlisi, sonra işte yan doçent, ondan sonra doçent ve prof olarak görev yaptım. Yani kısaca benim akademisyenlik yaşamıma hani böyle göz atacak olursak bu şekilde özetlemek mümkün. Bu meslekten dolayı çok mutluyum. Yani sevdiğim bir meslekti. Hatta şunu da söyleyebilirim. Ben ilk günden karar verdiğim için bu işe daha lisans döneminde birçok arkadaşa da işte gelecekte ne yapacağız diye böyle sohbet ederken ben akademisyen olmak istiyorum, sınavlara gireceğim demiştim. O vesileyle zannediyorum ki biz aynı sınıftan yaklaşık 20 civarında arkadaş üniversitelerde şu anda akademisyen olarak görev yapıyoruz. Yani birçok arkadaşı da etkilediğimi düşünüyorum bu anlamda. Türkiye'nin çoğu yani birçok şehrinde, birçok üniversitesinde yani dönem arkadaşlarıyla birlikte aynı görevi de sürdürüyoruz. O anlamda belki arkadaşların hayatında da bir değişime de yol açmış olabilirim. Yani güzel bir değişim oldu diye düşünüyorum. Şimdi İstanbul Üniversitesi'nde profesör doktor olarak görevimi sürdürürken aynı zamanda da üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünü yapıyordum. O esnada hani Bandırma'ya yolum nasıl düştü diye soracak olursanız 2015 yılı bir gün arkadaşım bir tanesi aradı. Dedi Süleyman Hocam işte Bandırma 17 Eylül Üniversitesi diye bir üniversite kurulmuş. İşte rektör arıyorlar. Sen dedi bu işi güzel yaparsın. Oraya müracaat eder misin? Tabii o ana kadar benim aklımda hiç böyle bir şey yok. Takip de etmiyorum. Yani üniversitemden memnunum. Enstitü müdürüyüm zaten. Görevimiz var. Yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi arkadaş ilk böyle bir şey söyleyince dedim benim şimdi burada işte görevlerim var.
Yani o an için düşünmemiştim. Sonra bir müddet sonra başka arkadaşlar da söylemeye başladı. Sonra bizim İslam Üniversitesi'nin rektör hocası Mahmut hocamla konuştuk. Ben derken baktım arkadaşlar beni yoğun bir şekilde Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'ne rektör adayı olarak başvur diye böyle şey yaptılar, tavsiye ettiler. Onun üzerine dedim neden olmasın acaba? Fakat o esnada tabii sürede geçiyor. Çünkü Türkiye'de üniversite rektörlüğü özellikle günümüzde şu şekilde işliyor. Üniversitelerde rektör seçimi yok artık geçmişte olduğu gibi. Rektörlük ihtiyacı olduğunda veya Bandırma'daki gibi bir üniversite kurulduğunda YÖK duyuru yayınlıyor ve diyor ki şu şartları taşıyan hocalarımız şu güne kadar başvurabilir. Ben de olabilir neden olmasın dediğim anda baktım son gün yani o akşam sadece başvuru hakkım var. Dedim ya kısmet başvurumuzu yapalım. Başvurumuzu yaptık. O gün ondan sonra da çok da fazla irdelemedim desem yalan olmaz. Sonra bir gün enstitü sekreteri hanım dedi ki hocam dedi şey yayınlandı. Bugün gazetede haber çıktı. Rektör olarak atanmışsınız. İlk enstitü sekreteri enstitüdeki birlikte çalıştığımız sekreter hanımdan öğrenmiş oldum. Ondan sonra da yolumuz Bandırma'ya düştü. İşte sanırım 13 Eylül 2015 tarihiydi Bandırma 17 Eylül Üniversitemizde kurucu rektör olarak göreve başladığım tarihi. O günden beri de 7. yılı geride bıraktık. Şimdi 8. yıl içerisindeyim. Burada üniversitede yani elimizden geldiği kadar hem üniversitemize hem bölgemize hem ülkemize hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Bu sormuş olduğun soruya da aslında şöyle cevap verilebilir. Aslında yani üniversite demek bilim merkezi demek. Yani her şeyden önce üniversiteler bilimin üretildiği yerler. Ve aynı zamanda da tabii ki bilimin kuşaklara aktarıldığı yerler. Dolayısıyla iyi üniversite hangi üniversitedir diye bakacak olursak bunun tek bir cevabı yoktur, onu söylemek lazım. Fakat sizin sorduğunuz soruya göre cevaplayacak olursam her şeyin temelinde akademisyenin olduğunu söyleyebilirim. Yani alanında uzman akademisyenlerin bir üniversite bünyesinde yer alması muhakkak o üniversitenin kıymetini artırıyordur. Yani çünkü dediğim gibi bilimi üreteceğiz ve bilimi yayacağız. Bilimi paylaşacağız, bütün dünyayla paylaşacağız. Ve bu anlamda tabii ki akademisyen burada en başat rolü üstlenmiş oluyor. O yüzden ben de tabii ki üniversitede göreve başladıktan sonra arkadaşlarımızla birlikte oturduk. İşte planlamalarımızı yaptık. Bizim en temel planlamamız akademisyenleri üniversitemize nasıl kazanabiliriz? Ve yüksek puanlı öğrencileri üniversitemize nasıl kazanabiliriz? Yani o günden bugüne de işte bu doğrultuda yolumuza devam ediyoruz. Şimdi bir kere her şeyden önce Bandırma tabii ki coğrafi olarak çok güzel bir bölgede. Akademisyenler, iyi akademisyenler bir üniversiteyi tercih ederken tabii ki belli noktalara bakıyorlar. Aynı şekilde öğrenciler de belli noktalara bakıyorlar. Bilim bunun temelinde. Fakat her şey de bilim değil. Bazen akademisyenlerimiz de tabii ki şehir de seçiyorlar. Şimdi tabii ki iyi öğrenci iyi akademisyeni arıyor veya iyi akademisyen iyi üniversiteyi arıyor. Onların bünyesinde görev yapmak istiyor. Fakat aynı zamanda şehir de bir kıstas. Coğrafi konum da bir kıstas. Yine üniversitenin olanakları, üniversitenin kampüsü yine bir kıstas veya gelecek vaat etmek. Yani üniversitenin bir gelecek vaat etmesi bu anlamda bir kıstas. Yani böyle baktığımız zaman biz Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015'ten sonra kurulduğumuz yıldan bu yana aslında Türkiye'nin iyi akademisyenleri için bir cazibe noktası haline geldik diye düşünüyorum. Aynı şeyi öğrenciler açısından da söyleyebilirim. Yani bu 8. yılımızda aslında öğrenciler açısından da bir cazibe noktası haline geldik. Siz şimdi sorunuzda diyorsunuz ki yani akademik faaliyetler mi ya da yapılan faaliyetler mi daha önemli yoksa akademisyenler mi, akademik kadro mu daha kıymetli? Aslında ikisi birbiriyle benzer şey olabilir. Çünkü sonuçta bizim üniversitemizde faaliyetleri yani ilk başta tabii ki akademisyenlerimiz yapıyor. İdari personelimiz var. Öğrencilerimizle yaptığımız faaliyetler de var. O yüzden iyi akademisyenin olduğu üniversitede iyi faaliyetler olur. Yani burada faaliyet derken neyi kastediyoruz? Yani bir kere bilimsel faaliyetleri söylemek lazım.
Yani özellikle hocalarımızın kaleme almış olduğu uluslararası ulusal makaleler, kitaplar, yapılan sempozyumlar, onun dışında laboratuvar çalışmaları, yani bilime yapılan katkılar, üniversite sanayi işbirlikleri, bunların hepsi üniversitemiz açısından önemlidir. Tabii ki burada dediğim gibi iyi akademisyen varsa bunların hepsinde başarılı olma ihtimali yüksektir. Ve biz de bu anlamda iyi akademisyenlerle buluşmaya gayret gösteriyoruz. Şunu da söyleyebilirim, yani ben gerçekten çok gönlüm müsterih Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak biz yani ülkemizin genç, dinamik ve iyi akademisyenlerini bünyemizde toparlıyoruz. Şu anda akademik kadromuz, toplam personel sayımız bizim 900'ler civarında, 900'leri belki biraz geçti. Bunun 600'e yakını akademik kadro ve her yıl 100 kişi aramıza katılıyor akademik kadromuza. Ve bu kadromuz bugün itibariyle gelecek vadeden bir kadro. İyi de yayın yaparlar. Aynı zamanda işte üniversitemizin olanakları çerçevesinde de güzel de biraz önce saymış olduğumuz faaliyetleri de yapıyorlar. Dolayısıyla kendilerinden memnunuz. Daha iyi akademisyenlerin de tabii ki aramıza katılmaları için güzel planlamalarımız ve çalışmalarımız da mevcut. Evet, Semih Hanım, öncelikle şunu söyleyeyim, sizin yönetmiş olduğunuz sorular biraz farklı. Genelde ben böyle röportaj yaparken veya gazetecilerle işte görüşürken, yani üniversitemizle ilgili sorular soruluyor, işte tercihlerle ilgili sorular soruluyor, geçmişten bugüne nasıl bir gelişme kaydettik, onunla ilgili sorular soruluyor. Arada bunlara da biraz değinmek isterim doğrusu ama siz genelde biraz farklı, belki de öğrenci gözünden sorular yöneltiyorsunuz. O yüzden evet sorularınız biraz enteresan geldi ama güzel. Şimdi bu son sormuş olduğunuz soru da tabii ki öğrenci olmak ve akademisyen olmak birbirinden farklı. Epey farklı ama yani birinden yolunuz geçmesi gerekiyor ki ötekine de yolunuz devam etsin. Her şeyin temelinde belki birkaç tane şeyi söylersek nasıl iyi öğrenci olur, nasıl iyi akademisyen olur, onun cevabını da vermiş oluruz. Şimdi bir kere her şeyin temelinde başarılı olabilmek için gayret yatıyor. Her şeyin temelinde işte sorumluluk yatıyor. Her şeyin temelinde biraz da fedakarlık yatıyor. Şimdi iyi bir öğrenci olmak istiyorsanız, ben bunu zaman zaman işte öğrenci arkadaşlarla buluştuğum zaman onlara da ifade ediyorum, onlara da söylüyorum. Yani bir kere azim, gayret, çaba, yani her şeyin temelinde. Başarı istiyorsak hedefler koyacağız. Hedefler doğrultusunda da çalışacağız, gayret göstereceğiz. Ve gayret gösterirken de bunu etik değerler ilkesi, yani etik değerler çerçevesinde yerine getireceğiz. Bunu yaptığımız zaman yani başarısız olma ihtimalimiz yok. Ben onu o şekilde her zaman görüyorum, o şekilde söylüyorum. Şimdi öğrenci olmak demek aslında üniversite sınavını kazandıktan sonra o ne güzel işte artık üniversitemi de kazandım, bundan sonra nasıl olsa gerisi gelir demek değil. Yani gerçekten ülkemizin, ailemizin umudu haline gelecek bir genç nesil yetiştirmek istiyorsak ve bu şekilde bir genç olmak istiyorsak yani muhakkak planlı bir yaşamımız olması lazım. Yani üniversite yaşamına dahil olduktan sonra o 4 yılı heba etmememiz, o 4 yılı dolu dolu geçirmemiz gerekiyor. Bunun için de yani daha birinci günden itibaren üniversiteye gelmeden önce yani bizim hedeflerimizin olması gerekiyor. Yani hedefi olmayan bir arkadaşın ben hayatta başarılı olacağına inanmıyorum. Hedefi olan arkadaşlar da muhakkak o hedeflerine %100 ulaşamasalar bile hedeflerine yakın bir noktaya vasıl olacaklarına eminim. Bütün arkadaşlara yani tavsiyem bu şekilde. Hedefleriniz olsun ve bunun için çabalayın, uğraşın. Mesela ben kendimden örnek verecek olursam, benimle ilgili soru sorduğunuz için ben genelde kendimle ilgili çok örnek vermem doğrusu da. Benim mesela diyelim ki hani başarı demeyelim de burada bugün hani bu görevi üstlenmiş olmam. Aslında kendime belki hedefler koymam ve o hedefler doğrultusunda da gerçekten gayret göstermemden
geçiyor. Yani onun yolu oradan geçiyor. Ben çabalamasaydım, yani bugün belki üniversiteyi belki bitirirdim ama ne yapardım, nasıl bir işle meşgul olurdum onu bilmiyorum. Ben gerçekten iyi bir akademisyen olmak için yani çabaladım, arkadaşlara onu söyleyeyim. Yani üniversiteyi geçtikten sonra, yani akademisyen olduktan sonra da hem görevimi layıkıyla yerine getirebilmek için, hem de aynı zamanda yani bölümüme, fakülteme ve üniversiteme faydalı olabilmek için gerçekten elimden gelen gayreti gösterdim. Yani şunu beklememek lazım. Yani birilerinin sizden beklediği şeyi vermek için çabalamak da güzel ama bunun ötesine geçmek lazım. Mesela bölümüm, fakültem benden belki benim bazı yaptığım şeyleri hiç istemedi ama ben her zaman acaba nasıl yararlı bir insan olabilirim? Nasıl işte hem kurumuma hem ülkeme faydalı bir insan olabilirim diye hareket ederek yani benden beklentilerin dışındaki şeyleri de gerçekleştirdim. Yani gerçekten bir azim, bir gayret gösterdim. Ve bunun neticesinde de yani hedeflerime ulaştım veya belki de bazılarına ulaşamadım, ulaşmaya çalışıyorum diyebilirim değerli arkadaşlar. İyi öğrenci olmak için nasıl gayret göstermek gerekir daha doğrusu veya iyi akademisyen olmak için nasıl gayret göstermek gerekir, hangisi daha önemlidir diye soracak olursak, yani ben öğrenci olmakla ilgili bunları söyleyebilirim. Burada akademisyen olarak da gerçekten iyi bir akademisyen olmak için çaba sarf etmek gerekiyor. Onun da altını çizelim. Yani akademisyen olmak sadece diyelim ki işte bir üniversitenin ihtiyacı varsa, bir ilana çıktıysa o ilana başvurup kazanıp ondan sonra ya işte bir işim gücüm olsun, işte bir maaşlı düzenli bir iş hayatım olsun demek değil. Yani akademisyen olmak bir sorumluluğu aynı zamanda gerektiriyor. Aynı zamanda bir azmi de gerektiriyor. Yani iyi bir akademisyen olmak için benim mesela bu anlamda çok bu işe vakit verdiğimi söyleyebilirim. Şimdi bazı tabii Türkiye'de 170-180 bin liraya yakın akademisyenimiz mevcut değişik düzeylerde. Bu arkadaşlarımızın tabii ki bir kısmı gerçekten önemli bir kısmı işi kesinlikle en güzel şekilde zaten yerine getiriyordur. Ben özellikle burada rektör olarak göreve başladıktan sonra şunu fark ettim. İyi bir akademisyen olmak yani burada benim yaptığım görevden daha zor bir iş. Onun öncelikle altını çizeyim. Bunu kendi hocalarımıza da her zaman söylüyorum. Yani akademisyenliğin hakkını vererek yapmayı düşünüyorsanız o akademisyenlik gerçekten en büyük ne diyelim sizin vaktinizi alan şey. Benim mesela en büyük stres kaynağımdı. Buraya gelmeden önce yani cumartesi pazarlarım dahi acaba işte şu makaleyi ne zaman yetiştireceğim? Şu işte konferansa nasıl katılacağım? Nasıl hazırlık yapacağım? Yani hep bu şekilde geçerdi. Derslerime hazırlık yapmak, işte kitaplarıma, yayınlarıma hazırlık yapmak. Onun dışında işte bize gelen talepleri, akademik talepleri karşılamak, üniversitenin bizden beklediği işleri yapmak. Bunlar gerçekten yani tam günün ötesinde insanın gecesini gündüzünü bile alan bir mesele. Şimdi bazı akademisyen arkadaşlar özellikle mesleğe yeni başlayacak olanlar veya başlayanlar ya ne güzel işte ben giderim işte dersime girer çıkarım ondan sonra geri kalan saatlerimde boşum ne güzel bir iş bu çok rahat bir iş diye düşünecek olabilirler. Kesinlikle böyle değil onu söyleyeyim öncelikle. Yani bu iş meşakkatli, zor bir iş ve sevenin yapabileceği bir iş. Yani çalışmayı, okumayı, bir şeyler üretmeyi sevmeyen bir arkadaş eğer bu mesleğe dahil olursa ızdırap çeker. Yani sıkıntı çeker. O yüzden ben özellikle gönül işi olduğunu ifade etmek istiyorum. Yani bu işi, mesleği gönülden seven arkadaşların da en güzel şekilde yapabileceğini biliyorum. Yani akademisyenlik zor iş. Onu buradan ifade edeyim. Öyle dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Çünkü özellikle biz kendi işte mezun, aynı üniversiteden mezun olduğumuz arkadaşlarla bazen sohbet ederken, kimi arkadaşlarımız mesela dışarıda iş adamıdır, kimisi işte başka bir kurumda memurdur. Akademisyenliğe bakışları bazen farklı olabiliyor. Ya hocam siz işte derse girip çıkıyorsunuz, ne güzel işte maaşınızı alıyorsunuz. Oh ne güzel istihdam garantiniz var gibi konuşabiliyorlar. Ne zaman ki o arkadaşlar işte yüksek lisans veya doktora yapmaya başlıyorlar. Ne zaman ki işte bir şey üretmeye başlıyorlar bir tez veya bir makale. O zaman akademisyen olmanın gerçekten kolay bir iş olmadığını da
görmüş oluyorlar. Ben akademisyenlik mesleğinin ülkemiz içinde en önemli mesleklerden bir tanesi olduğuna inanıyorum. Kutsal bir meslek. Hani nasıl öğretmenlik mesleği kutsalsa, özellikle gençleri hayata hazırlayan öğretmenlerimiz nasıl kutsalsa, akademisyenlerimiz de aynı zamanda Türkiye'nin geleceği olan üniversitelerde yaptıkları görevlerden dolayı kutsal bir işi yerine getiriyorlar. Ben akademisyen sayımızın ve kalitesinin giderek arttığını görüyorum. Bunu müşahede ediyorum ve daha da artmasını arzu ediyorum. Çünkü her zaman söylediğim bir şey var. Yani Türkiye'de üniversiteye ne kadar önem verirsek ve üniversiteleri ne kadar geliştirirsek ülkemizin geleceğinden de o kadar emin olabiliriz. Çünkü dünyadaki gelişmelere baktığımız zaman bütün gelişmiş ülkelerin temelinde yani özellikle üniversitelere verilen önem yatıyor. Yani üniversitede ne kadar çok akademisyen var, üniversitede bu akademisyenler ne kadar çok yayın yapıyorlar, bu yayınlardan elde edilen bilimsel çaba ne kadar çok üretime yansıyor. Bunlar sonuç itibariyle o ülkenin gelişmişlik düzeyiyle, o ülkenin refahıyla doğrudan doğruya ilişkili. O yüzden ben 207 üniversitesi olan bir ülke olarak üniversitelerimizin varlığı gerçekten beni özellikle Türkiye'nin geleceği konusunda yani güzel noktalara sevk ediyor. Yani adeta Türkiye'nin garantisi diyebiliriz yani üniversitelerin varlığı. Yani bir rektör gözünden bu şekilde ifade edebiliriz. Ben bu vermiş olduğunuz soruya da bu şekilde yanıt vermiş olayım. Şimdi üniversitemizde kurulduğu günden bugüne kadar 10 tane fakülte ortaya çıkmış oldu. Yani 10 tane fakültemiz mevcut. Bunun dışında 9 tane meslek yüksekokulumuz var. Tabii ki diğer birimler, işte koordinatörlükler, daire başkanlıkları, onun dışında araştırma uygulama merkezleri, yani diğer üniversitelerde ne varsa bütün birimler üniversitemizde mevcut. Yani üniversitemiz bu 8 yıllık süreç içerisinde Türkiye'nin ve dünyanın saygın üniversitelerinden bir tanesi haline geldi. Epey de büyüklük olarak da tabii ki hem kalite olarak kendimizi belli bir noktaya doğru götürüyoruz ama aynı zamanda nicelik olarak da büyüyoruz. İşte 900 civarında çalışanı olan 21 bin civarında da öğrencisi olan bir üniversiteyiz. Ve bu üniversitemiz gene önümüzdeki yıllarda gelişimini sürdürecek. Yani böyle bir yapıda bizim öne çıkan bazı fakültelerimiz var, öne çıkan bazı meslek yüksekokullarımız var. Aynı zamanda stratejik planımızda belirttiğimiz, öne çıkartmayı düşündüğümüz ve bunun için çabaladığımız bazı alanlar var. Şimdi sizin sorduğunuz soruda özellikle denizcilik fakültemizden bahsetmişsiniz. Evet, denizcilik fakültemiz üniversitemiz açısından aslında başarılı olduğumuz yönlerden bir tanesi. Ben de ne zaman böyle bir fırsat olsa, işte üniversitemizi bir tanıtma fırsatı olsa, özellikle denizcilik fakültemizden muhakkak bahsederim. Şimdi biz stratejik planımızı hazırlarken 2,5 sene önce, üniversitemizde 3 tane temel alan belirlemiş olduk. Dedik ki biz üniversite olarak denizcilik alanında başarılı olacağız, sağlık alanında başarılı olacağız ve mühendislikte başarılı olacağız. Diğer alanlarımızda da tabii ki elimizden gelen her şey yapılacak ama özellikle bu 3 alan bizim stratejik 3 alanımız ve burada kendimiz için daha çok çaba sarf edeceğiz. Ve bunu da yapmaya gayret gösteriyoruz. Yani şu anda sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi ya mesela denizcilik fakültemiz bu anlamda Türkiye çapında başarılı olduğumuz bir yönümüz. Burada bir kere altyapısıyla denizcilik fakültemizi yani neredeyse bütün yönleri de güzel bir şekilde oluşturduk. Yani güzel bir altyapımız var. Yani her şeyden önce laboratuvarlarımız, gene Edincik'te biliyorsunuz uygulama kampüsümüz başta olmak üzere. Yani denizcilik fakültesi bu anlamda özellikle o camiada beğeni topluyor. Yine hem bir yandan denizcilik yani Ulaştırma Bakanlığımız tarafından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından hem de ilgili kurum kuruluşlar tarafından beğenilen, akredite edilen bir birimimiz. Şimdi burada tek taraflı bir şey de çok söz konusu değil. Biz şimdi her şeyden önce tabii ki stratejik planımızda dedik ki denizcilik fakültesini biz ileriye götüreceğiz. Bu konuda kendimizi geliştireceğiz. Ama bu
her zaman yeterli olmayabilir. Yani bu konudaki arzu hevesim önemli, onu söyleyeyim. Çünkü Bandırma'ya ilk geldiğimde özellikle Denizcilik Fakültesi benim de ilgimi çekti. Bizim o zaman ilk kuruluşta bir denizcilik fakültemiz vardı ama adı vardı tabii sadece. Hiçbir hocamız yoktu. Onun dışında tabii ki herhangi bir sandalyesi dahi yoktu diyebiliriz. Ben şimdi Denizcilik Fakültesini çok yakıştırdım Bandırma'ya. Dedim bizim özellikle Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nin muhakkak en iyi fakültesi, en önde gelen fakültesi, bizim de kendimizi belki en iyi ifade edebileceğimiz fakültesi Denizcilik Fakültesi olması gerekir diye düşündüm. Ve aynı zamanda işte Denizcilik Fakültesi dekanımızın gayretleri aslında Denizcilik Fakültemizi bugün bu aşamaya getirdi. Fakülte dekanımız işte Mustafa Sarı, sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi, kendi köşesine çekilip durmadı. Sürekli benden talepte bulundu. Hocam işte şöyle bir laboratuvar kuralım, şunu yapalım, bunu yapalım. Yani hoca her hafta adeta benden bir şey istedi. Benim zaten bu konuya bir meylim var. Zaten Bandırmalı bunu istiyor. Zaten fakültemiz bünyesinde, üniversitemiz bünyesinde bir fakülte kurulmuş. Hocamızın da gayretleri sonucunda biz bakanlıktan bütçe de alarak bu konuya has. Gerçekten altyapısı itibariyle Türkiye'nin belki de en önde gelen, en güncel fakültelerinden birisini kurmuş olduk. Sonra aramızda işte hocalarımız katıldı. Şimdi 3 bölümümüzde eğitim öğretim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Yani ülkemiz için güzel gençler yetiştiriyoruz bu alanda. Yani eğitim öğretim en başta gelen şey. Yani bizim görevlerimizin belki de ilk birinci sırasında yer alır. Çünkü bizim tek amacımız eğitim öğretim yapmak değil. Ama birinci sırada yer alabilir. Onun dışında bizim tabii ki başka görevlerimiz de var. Yani mesela bizim işte bilimsel çalışma, makaleler, kitaplar vesaire görevlerimiz var. Bizim onun dışında işte böyle topluma yararlı katkı sağlayacak işler yapma görevlerimiz de var. Toplumla bütünleşmek amacıyla onlarla birlikte yapmak durumunda olduğumuz bazı işler var. Denizcilik Fakültesi biraz bunların hepsini birden ihtiva ediyor. Sizin de işte sorunuzla ifade etmiş olduğunuz gibi mesela Denizcilik Fakültemizin bazı hocaları başta dekanımız olmak üzere Türkiye'nin önemli konularında yol gösterici olabiliyor. Müsilaj meselesi bunların ilki veya denizlerin yönetimi meselesi, işte balıkçılıkta vesaire belli konularda yani ön plana çıkabiliyoruz. O yüzden ben hani sizlerin huzurunuzda bütün tabii ki bizim yöneticilerimize, hocalarımıza, çalışanlarımıza her zaman teşekkürlerimizi arz ediyoruz ama Denizcilik Fakültesi konusu açıldığı için kendisine teşekkür ediyorum buradan. Yani dediğim gibi birileri gayret göstermezse bir şeyler ortaya çıkmaz. Bizim şimdi elimizde atacak diyelim birkaç barutumuz varsa, kim istiyorsa onunla birlikte atıyoruz diyelim barutumuzu. O yüzden bu önemli. Biraz önce aslında konuştuğumuz konulardan bir tanesi denizcilik alanıyla ilgiliydi. Dolayısıyla bu sormuş olduğunuz sorunun bir kısmını da orada cevaplamış oldum. Bizim normalde tabii denizcilik alanının dışında özellikle mühendislik alanına da yoğun bir ilgimiz var. Bu alanda da önemli çabalarımız, gayretlerimiz var. Yine sağlık alanında bir diğer alanımız. Şimdi mühendislik fakültesini gerçekten önemsiyorum. Şimdi hocalarımız özellikle öğrencilerle ilgili, laboratuvarlarla ilgili bizden yeni taleplerde bulundular. Biz de şimdi onun planlamasını yaptık. Önümüzdeki günlerde inşallah onları daha güçlendirecek, daha güzel akademik çalışmalara yol açabilecek, eğitim öğretimin kalitesini artırabilecek yine yeni desteklerimiz olacak, yeni alımlarımız olacak. Yani mühendislik fakültesi ben ülkemizin geleceği açısından da bu fakülteleri gerçekten çok önemsiyorum. Şimdi denizcilik önemli bir alan dünyada. İşte bazen krizler ortaya çıktığı zaman bunu görebiliyoruz. Mesela denizcilik alanında ülkemizin özellikle biraz daha gelişmeye ihtiyacı var. Biz inşallah buna katkı verebiliriz. Yine mühendislik alanı özellikle ülkemizin refah düzeyi artacaksa buradan geçtiğine ben inanıyorum. Yani bizim mühendislik fakültesinin bölümlerinden mezun olacak başarılı genç nesillere ihtiyacımız var. Ki bu genç nesiller özellikle sanayi sektöründe, bilgi sektöründe ve ilgili diğer sektörlerde çalışarak bizlerin önünü açmış olacaklar. Gençlerin önünü açmak için biz de iyi bir mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi kurguladık. Çok başarılı hocalarımız var. Gerçekten genç ve başarılı hocalardan oluşan güzel bir fakülte oluşturduk burada. Ve fakültemiz başarılı olsun diye başka şeyler de planlıyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi yakın bir zamanda Teknokent
açacak olmamız. Ve bölgemizde sizler de biliyorsunuz Marmara OSB adıyla yeni bir organize sanayi bölgesi açılıyor ve bizim en büyük partnerlerimizden bir tanesi olacak. Biz diğer organize sanayi bölgeleriyle de birlikte çalışıyoruz. Diğer kurum kuruluşlarla da birlikte çalışıyoruz. Çalışmaya başladık ama en yoğun çalışmayı burada yapacağız ve mühendislik fakültemizle birlikte yapacağız. Çok yakın bir zamanda inşallah hem öğrencilerimizin uygulamalı eğitim yapması hem de hocalarımızın özellikle bilişim sektöründeki firmalara danışmanlık yaparak onlara yol göstererek ülkemiz ekonomisine ve bilim dünyasına önemli katkılar sağlamasını bekliyoruz. Dolayısıyla heyecanla beklediğim, en çok heyecanla beklediğim noktalardan bir tanesi de bu. İnşallah en kısa sürede teknokentimiz faaliyete geçer ve biz Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak ülkemize daha fazla katkı vermeye başlarız. Bunun dışında tabii ki sağlık da bizim gene çok önemsediğimiz bir konu. Çünkü sağlık direkt vatandaşlarımızı direkt ilgilendirdiği için yani ben de arzu ediyorum ki işte tıp fakültemizde, işte sağlık bilimleri fakültemizde, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulumuzda yani bunların bünyesinde yer alan hocalarımız ve öğrencilerimiz de yani Bandırma başta olmak üzere bu Güney Marmara'da yani biz hizmet üretelim, hizmet verelim ve kendimizi hissettirelim. Bizim birçok öğrencimiz yani bu anlamda bölgelerdeki hastanelerde, kurumlarda biliyorsunuz staj yapıyorlar ve ben aslında öğrencilerimizden bile çok büyük memnuniyet duyulduğunu hissediyorum ki hocalarımız zaten özellikle tıp fakültesi hocalarımız göreve başlar başlamaz hemen memnuniyet sağlamaya başlıyorlar. Şimdi mevcut bir hastane binamız var oldukça büyük ama yeterli değil. Yani Bandırma'ya da yeterli değil ve bizim tıp fakültemiz için de yeterli değil. Çünkü tıp fakültemizde bizim arzuladığımız başarıya ulaşabilmemiz için daha yeni mekanlara, yeni imkanlara ihtiyacımız var. Önümüzdeki yılbaşı ben yeni bir müjde alacağımıza inanıyorum. Hem yeni hastane binamızın hem de morfoloji binamızın önümüzdeki yıl inşallah başlayacağını ve en kısa sürede de biteceğine inanıyorum. Şimdi tabii ki bizim sadece bu belli bölümlerde öğrencilerimiz yok. Şu anda bizim üniversitemizde fakülte ve meslek yüksekokullarımızın bünyesinde ve enstitülerimizin bünyesinde tabii 4 tane de enstitümüz var bizim. 150 tane program mevcut ve bu 150 program çerçevesinde de 21 bin civarında öğrencimiz işte eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyor. Sizin özellikle ön plana çıkardığınız öğrenciler tabii tıp fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, mühendislik fakültesi, denizcilik fakültesi ve medya iletişim tabii mensubu olarak orayı da ön plana çıkartmanız güzel. Şimdi biz bütün öğrencilerimiz işte hayatta başarılı olsunlar. Yani biz de güzel bir eğitim alsınlar. Bu almış oldukları eğitimlerle de gerçekten bundan sonraki hayatlarında başarılı olsunlar istiyoruz. Bunun için gayret gösteriyoruz. Yani şunu her zaman gururla söylüyorum. Yani Bandırma 17 Eylül Üniversitesi bünyesinde eğitimin kaliteli olduğunu söylemek gerçekten yanlış olmayacaktır. Bunu söylemek biraz sorumluluk isteyen bir şey. Ama ben hocalarımla görüştüğümde veya işte gözlemlediğimde veya işte öğrencilerimizle görüştüğümde yani eğitim öğretim kalitesine yönelik bir şüphemiz olmadığını görüyorum. Yani Türkiye'de bir de önceki çalıştığım üniversitelere de bakarak yani biz yani gerçekten burada güzel bir üniversiteyi oluşturmuş durumdayız. Buraya gelen öğrencilerimiz gerçekten o alanla ilgili gerektiği şekilde bir donanıma sahip olarak büyük ihtimalle mezun olacaklar ve hayata o şekilde atılacaklar. Yani bunun için çabalıyoruz ve buna inanıyorum yani bu şekilde. Tabii ki de her zaman daha da iyisi olabilir ve her zaman daha iyisini yapmak için de gayret gösteriyoruz. Belki de en önemli avantajlarımızdan bir tanesi burası birçok şehirden de büyük bir yer. Yani biz şimdi belki bir ilçe üniversitesiyiz ama birçok şehir bizim sahip olduğumuz imkanlara sahip değil. Bunun dışında işte kuvvetli bir sanayi bölgesi burası. Şimdi Balıkesir'in 20 ilçesi var ve bu 20 ilçesi içerisinde Bandırma belki de ekonominin neredeyse yarısını oluşturuyor. Yani yarısı Bandırma'da üretiliyor. Çevresinde katarsak daha çoğu. O yüzden bu bölge bu anlamda avantajlı bir bölge. Yani öğrencilerimiz diyelim ki iktisat, işletme vesaire veya diğer bölümlerden mezun olan öğrencilerimiz güzel işte staj yapabilme olanaklarına sahip. Sağlık bilimleri, tıp fakültesi vesaire bu öğrencilerimiz işte çok büyük bir hastanemiz var, özel hastanelerimiz var, civardaki ilçelerimizde hastanelerimiz var. Staj yapabilme imkanlarına sahip. Onun dışında
büyük şehirlere yakınız. İşte Bursa gibi, İstanbul gibi, işte Balıkesir merkez gibi, İzmir gibi. Yani öğrencilerimiz bu anlamda gerçekten bizim yani hocalarımızın da gayretiyle güzel bir donanımla mezun oluyorlar ve hayata bence buradan mezun olunca hazır bir şekilde başlıyorlar diye düşünüyorum. Biz burada özellikle öğrencilerimiz daha hazırlıklı olsun diye uygulamalı eğitime de biraz önem veriyoruz. Bir kere her şeyden önce biz yüksek okullarımızda biliyorsunuz tamamen uygulamalı eğitime geçtik. Yani 4 dönem öğrenci geçmişte bize yani üniversitemizde devam ederken şimdi 3 dönem teorik eğitim var. Bir dönemi muhakkak bir ilgili bir kurumda uygulamalı eğitimle geçiyor. Ve bu arkadaşlarımızın özellikle mezuniyet sonrasında bundan çok istifade ettiklerini düşünüyorum. İş bulmada, özellikle piyasanın aradığı niteliklere sahip olmada gerçekten avantajlı duruma geliyorlar. Bir çoğu zaten yani mezun olduğunda o staj yaptığı veya uygulamalı eğitim yaptığı iş yerinde kalmış oluyor. Biz bunun dışında 4 yıllık fakültelerimiz bölümlerinde de benzer şekilde birçoğunda uygulamalı eğitime geçtik. Bu arkadaşlarımız bir dönem uygulamalı eğitim yapıyorlar veya en azından stajlarını yapıyorlar. Bu açıdan baktığımız zaman bahsetmiş olduğunuz bütün arkadaşlarımız normalde Türkiye'nin herhangi bir üniversitesinden nasıl mezun olanlar diyelim ki hayata belli bir noktada atılıyor. Belki biraz daha avantajlı olarak hayata atılıyorlar diye düşünüyorum. Coğrafi bölge olarak da avantajlı bir bölgedeyiz. Arkadaşlarımız bunun avantajından da tabii ki muhakkak istifade ediyorlar. Mesela daha dün Bursa'daydık. Yani Mühendislik Fakültesi öğrencilerimiz haftada belli günlerde gidiyorlar. Orada özellikle teorik bilgilerini pratik bilgilere dönüşürüp ondan sonra geliyorlar. Yani bu tür imkanlar sadece Bandırma'da değil çevremizde de mevcut ve onlardan da elimizden geldiği kadar istifade etmeye gayret gösteriyoruz. Burada yani Bandırma'da ülkemizin en genç ama en dinamik üniversitelerden bir tanesi oluştu. Onu ifade edelim. 8. yaşında ve ben gururla özellikle velilerimize ve öğrencilerimize artık üniversitemize gelin, tanıyın, görün ve tercih ederken de tercihlerinizi yaparken de muhakkak bizlerle bir araya gelin diye her zaman söylüyorum. Şimdi Türkiye'de 207 üniversite var ama biz her zaman bizim hedefimiz ilk 40-50 içerisinde yer almak birçok açıdan. Yani bu açıdan da tercih edilme açısından da en iyi üniversitelerden bir tanesi olmak istiyoruz. Aslında öyleyiz. Mesela bu seneki tercihlerde 9. sıradaydık yani baktığımız zaman arkadaşların yaptığı hesaba göre. Yani her zaman zaten bir yani öğrencilerimiz tarafından, velilerimiz tarafından tercih ediliyoruz. Yani burada öğrencilerimiz geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlanabilirler. Bunun için gerekli altyapıya sahibiz. Şu anda güzel bir kampüsümüz oluştu. Daha da yapacağımız çok iş var tabii baktığımız zaman. Yani özellikle fakültelerimizin laboratuvarları gayet yeterli ve tabii ki yeni kurduğumuz için son diyelim ki model işte bilgisayarlar veya fabrika laboratuvar araç gereçleriyle donanmış durumda. O yüzden yani altyapı olarak iyiyiz yani o anlamda gerçekten öğrencilerimiz geldiği zaman güzel bir altyapıya kavuşmuş olacaklar. Onun dışında üniversitemizi öğrenciler için işte yemekhaneydi, kütüphaneydi, spor tesisleri anlamında da şu an özellikle bu yıl itibariyle hiçbir eksiğimiz yok. Bu konularda da Türkiye ölçeğinde belki en iyi üniversitelerden biri haline geldik bu yıl. Dersliklerimiz, işte biraz önce bahsettiğim akademik kadromuz yani bunlar artık kendi alanında rekabet edebilir ve daha ön sıralarda yer alabilir bir durumda. Kısaca söyleyeceğim bu şekilde. Yani biz yani Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak geleceğe hazırız. Geleceğe yönelik işte rekabet edebilir hem ulusal düzeyde hem uluslararası düzeyde rekabet edebilir. Öğrenciler yetiştirmeye hazırız. Eğer öğrencilerimiz üniversitemizi tercih edecek olurlarsa inşallah mezun olduklarında uluslararası bir aslında mezun vermiş oluyoruz. Hem Türkiye'de hem dünyada çalışabilecek o nitelikleri hazır. Öğrenci mezunu biz burada inşallah vermek üzere arkadaşlarımızla birlikte gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Umudu olan yani ülkemizin umudu olan gençler için gayret gösteriyoruz. İnşallah
bütün gençlerimizi ve velileri de bizi yakından takip etmeye ve üniversitemizi tercih etmeye davet ediyoruz, bekliyoruz. Yani kısaca bu şekilde özetlemiş olayım ve son sözlerimizi de bu şekilde ifade etmiş olayım. Ve sizlere de bir kez daha bana ve üniversitemize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür etmiş olayım. Çok sağ olun.